da bir girerse Evet. sonra. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Değerli cemaatimiz, seneden seneye geliyorsunuz. Malum bayramlarda ya da iki bayram arasında, fındık sezonlarında, yaz tatillerinde merhum Mahmut amcamızın, Şekerci Mahmut diyorduk, sokaklarımızda çocuklarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi, her kesimden insanlarımızı ne yapardı? Sevindirirdi. Dağıtmış olduğu ikramlıklarıyla, vermiş olduğu çay ikramlarıyla, çorba ikramlarıyla, hatta camimizdeki şu anki şeceresini tuttuğum cami defterimizi dua almıştı. İlk açılış benden olsun demişti. Bir cami derneği kuralım dedik. Maalesef vakıflar müsaade etmemişti. El çantası almıştı, yine özel bir çanta almıştı. Hep onun hatırası olarak bizde duruyor. Evlatları olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Ben ortamı büyükten başlayalım. Evet, Biraz büyüğünden senden başlayalım o başlayalım zaman. abi. Benim adım Emin Okan Güner. Emin Okan Güner. 1961 doğumluyum. Ünye doğumluyum. Daha sonra okula Ünye'de başladım. Ama babam memuriyeti icabı biliyorsunuz Ziraat Bankası'nda çalışıyordu. Evet. Aynı çıktı. Sason Gölköy'de orta okulu bitirdim. Daha sonra tekrardan orta okulu Ünye'de devam orta lise sonuna kadar. Daha sonra üniversite İstanbul'da. Ondan sonra orada İstanbul'da yaptım. Başladım. Emin Bey abim, şu anki mesleğiniz ne olarak sürdürüyorsunuz? Emekli misiniz? Ben emekliyim şu anda. Siyasal bilgiler kamu yönetimi mezunuyum. Yönetici olarak yani bu şirketlerde mi oluyor? Değil mi? Büyük kamuya firmalarda. kamuya girmedim. Şirketlerde Değil mi? Özel firmalarda. Evet. Evet, maaşı. Daha sonra Türk Hava Yolları'nda emekli oldum. Türk Hava Yolları'nda da görev aldınız. Evet, sayın abimizi de tanıyalım inşallah. Büyükten Ortancı, küçüğe mi tanıyoruz? Ortancı'ya atladık. Evet. İsmail Güner. Ben de Ünye'de doğdum. Ünye'de okudum sayılır. Yine Aybastı ve Gölköy maceralarıyla ilkokul. Hanafart İlkokulu'nda bitti. Sonra Ünye Ortaokulu, Ünye Lisesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi derken yaşlandık gidiyoruz hocam. İsmail abim, şu anki mesleğiniz ne olarak devam ediyor? Benimki de aynı abim gibi, ben de yöneticilik yapıyorum şirketlerde. Bir ara Kastamonu Entegre'nin Orada da çalıştım. denetmen müfettişiydiniz sanırım. Yok, orada da genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştım. Bu Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı olarak mı? Tedarik zinciri direktörüydüm, evet. Evet, maşallah. Dolayısıyla şirketlerde devam ediyor yine. Devam Şirket ediyorsunuz. sayısı çok fazla. Saymaya kalkarsam şimdi Evet. videonun süresi yetmez. Yani. Türkiye Genel Müdür Yardımcısı mıydı İsmail abi? Ben merkezdeydim. Genel merkez. Genel merkezde altın idare. Maşallah. Evet, sayın abimizi. Evet, ben de Hasan Güner. Ben abilerim gibi farklı yerlerde okumadım. İlkokuldan liseye kadar, lise sonuna kadar Ünye'de okullarımı. Sonra üniversiteye gittik. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden veteriner hekim olarak mezun oldum. Aa, bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş olduk. Sağ olun. Kısa bir dönem veteriner hekimlik yaptıktan sonra 2003 yılında biraz kamuyu deneyelim diye kamuya girdik. KOSGEB diye bir kuruluş var, oraya girdik. Orada çeşitli kademelerde görev yaptım. Hala da yapıyorum. Şu anda Ankara'dayım. KOSGEB'de çalışmaya devam ediyorum. Bu arada akademik camiada biraz merak sardım okumaya. Babam 40 yaşından sonra okuyunca bana da 40 yaşından sonra bir okuma geldi. Yüksek lisans ve doktora yaptım. Çalışma ekonomisi. Doktor oldunuz mu hocam? Doktorum, evet. Aa, maşallah. Ben sosyal ilişkiler dalında. Hem veteriner doktoruyuz aynı zamanda. Evet. Aynı zamanda yüksek lisans alanında, farklı alanda doktoranız var. Var. Bir tane de yayınlanmış kitabım var şu anda. Ne olarak geçiyor kitabımızın ismi? Kitabımın adı İstihdama Giden Yolda Mihenk Taşı Girişimcilik. Buradan Ünyelilere duyurulur. Ünye sayfasına da atacağım. Teşekkür ederim. İnşallah. Onun haricinde birkaç tane makale ve çalışmalarım var. Allah'ım inşallah daha da güzel ileriye doğru o ilimleri geliştirmeyi nasip eylesin diyelim. Ünyemiz için çok güzel değerli insanlarımızla böyle tanışıyoruz, görüyoruz. Cemal Yıldız hocamızın evladını mesela onunla tanışmıştım tesadüfen. Onu da bu vesileyle öğrenmiş oldum sizler gibi. Evet, ortadaki genç kardeşimiz. Bu torun Mahmut Güner. Evet, merhum Mahmut Güner amcamızdan yadigar olarak ismini devam ettirecek torunu diyorsunuz. Mahmut Güner kardeşimiz nerede okuyor? Ben şu an İstanbul'da Galatasaray Sosyoloji'de okuyorum. Kaçıncı yıl senedeyiz? Şu an ikinci yıl. İkinci sınıf yeni bitirdim hazırlık okuduğum için. İşte böyle bayramdan bayrama ziyarete gidiyoruz. Mahmut Güner Bey'in oğluyum.
Maşallah, maşallah. Emanet. İnşallah okulumuz bittikten sonra hedefimiz ne olacak? İnşallah akademi olabilir. İnşallah profluğa kadar vatana millete hayırlı bir öğretim görevlisi adayı olursunuz. İnşallah. İnşallah. Allah hayırlısını nasip etsin. İsmail abi, malum bayram yaklaşıyor. Buradan son kapanış olarak bir ne söylemek istersiniz? Ünyelerimize, camimize, cemaatimize olsun, sevenleriniz olsun. Valla Ramazan'ı doya doya yaşayan kardeşlerimiz inşallah ibadetleriyle Rabbime kendilerini sevdirmiş olsunlar ve bayramı hak etsinler. Güzel bayram gibi bir bayram olsun bu bayram. Allah evet. Hepimize bayram etsin. Bu bayram bir de sizler için hüzünlü olacak malum. 3 gün önce Mahmut amcamızı kaybettik. Allah rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Biz de Mevlana Hazretleri gibi düşünelim. Bizim için de çifte bayram olmuş olsun. Babam için de doğum günü ya da evet. Düğün günü olmuş olsun. Aynen, aynen. Gerçekten hayırsever bir büyüğümüzdü. Cami sever, ibadet ehli bir büyüğümüzdü. Ne güzel sizler gibi böyle hayırlı evlatlar yetiştirmiş. Sizlerden sonra da inşallah gelecek kuşaktan zaten belli. Devamı daim olsun diyelim. Sizden de bir bayram mesajı alabiliriz. Sayın doktorum. Allah sıranı müstakimden ayırmasın diyorum. Herkesin bayramını kutluyorum aynı zamanda. Herkes gönlünce, güzelce Allah yolunda yaşamışsın. İnşallah. İmanla da son nefesimizi vermeyi bize nasip etsin. Amin inşallah. Evet, Emin Bey abimizden de son bir kapanış alalım. Ya hocam, dünya gelip geçti. Yani iki kapıcı hamdur diyorlar ya. Ve bu dünya malı da dünyada kalıyor. Kimseye de nasip olmuyor. Kimler geldi, kimler geçti. Camidir de kimler cemaat oldu. Kim geçti. Biz de işte. Yani ben diyorum ki insanlar birbirini sevsinler. Evet, sevgi saygı olsun. Evet. Sevelim, sevilelim. Evet. Son olarak da evet, sevgi, saygı, sadakat olsun. Allah herkesten razı olsun bayramınız. Teşekkür ettik. Allah razı olsunuz. Sizleri böyle bir arada pek göremiyoruz. Yani şöyle seneden sonraya denk gelebiliyoruz ancak. Hazır bulmuşken de konuşturalım istedik. Mevlam gönlünüzden geçenleri nasip eylesin. Teşekkür ettik bizlere bu zamanınızı, vaktinizi ayırdığınız için. Hürmetler, saygılar sunuyoruz. Ünye'den hürmetler olsun cümle sevenlerinize.